Herkese merhaba. Bu ders vücuttaki en büyük ve en karmaşık eklem olan diz ekleminden bahsedeceğiz. Bu eklem şurada gördüğümüz femur ve tibia arasında oluşuyor. Yine şu iki görsele baktığımızda burada önden, burada arkadan bakıyoruz. Şurada gördüğümüz kemik femur, şurada tibia var, şurada da fibula var. Artikulasyon genus femur ve tibia arasında oluşur. Fibula bu eklemin yapısına katılmaz. Yine şu diz eklemine ait bir görsel. Şurada kesilmiş olarak gördüğümüz kemik patella, burada femurun alt ucu yani distal ucu var ve kondilus femorisleri görüyoruz. Şurada da tibia var. Artikülasyon genus femur ve tibia arasında oluşuyor ve bu eklemin bağları çok sağlamdır. Dolayısıyla biz bu eklemlerde çıkıklardan ziyade yaralanmaları çok fazla görüyoruz. Yaralanmaları fazla görmemizin sebepleri de dizimizin en önde bulunması ve yere düştüğümüzde yere temas eden ilk yer olması, kazalarda korunmasız olması ve bu eklemi oluşturan kemiklerin yapısının enfeksiyonlara müsait olmasını sayabiliriz. Yine bu iki görsele baktığımızda femurun alt ucuna yani distal ucuna bakıyoruz. Burada önden, burada arkadan bakıyoruz. Şimdi femurun distal ucunda kondil şekilli eklem yüzleri vardır. Biz bunlara kondilus femoris diyeceğiz. İç taraftakine kondilus medialis, dış taraftakine kondilus lateralis diyeceğiz. Bu iki kondil ön tarafa doğru uzanırken birleşecektir ve tek bir eklem yüzünü oluşturacaktır. Bu eklem yüzüne de facies patellaris diyeceğiz. Yine arka tarafta bu iki kondil arasında bir çukur vardır. Bu çukura fossa intercondylaris denir. Bu çukuru üstten sınırlayan hatta da linea intercondylaris ismi verilir. İşte artikülasyon genus oluşturan yapılardan biri bu kondilus femorislerdir. Bir diğeri ise tibiada bulunacaktır. Şimdi bu görsele baktığımızda tibianın üst ucuna yani proksimal ucuna üstten bakıyoruz. Şurada gördüğümüz kemik tibia, şurada fibula var. Dolayısıyla fibula bu taraftaysa bu taraf dış taraftır, bu taraf iç taraftır. Yine şurada gördüğümüz yapı tuberositas tibia. O zaman bu taraf ön taraf, bu taraf arka taraf diyebiliriz. Tibianın üzerindeki kondillerden dış taraftakine, şuradaki dış taraftakine kondilus lateralis, iç taraftakine kondilus medialis denir. Bu kondiller üzerinde eklem yüzleri vardır. Bunlara biz facies articularis superior ismini veriyoruz. Burada eklem kıkırdağıyla kaplı kısımlar. İşte artikülasyon genus oluşturan yapılardan bir diğeri ise bu facies articularis superiorlardır. Yine burada şundan da bahsedebiliriz. Bu kondillerin birbirine bakan tarafları kabartı şeklindedir. Bu kabartılardan dış taraftakine tuberculum intercondylare laterale denir. İç taraftakine tuberculum intercondylare mediale denir. Bu iki tüberkülüma birlikte biz eminense intercondylaris ismini veriyoruz. Şurada eminense intercondylaris var. Bu eminense intercondylaris'in ön ve arkasında düz sahalar vardır. Önündeki sahaya area intercondylaris anterior denir. Arkasındaki sahaya area intercondylaris posterior denir. Bu sahalara ligamentler, bağlar yapışacaktır. Yine bu kondillerin üzerinde kıkırdak yapılar vardır. Bu kıkırdak yapılar yarımay şekilli yani C harfi şeklinde oldukları için menisküs ismini alıyor. Şimdi biliyorsunuz ekleme katılan 3 tür kıkırdak yapımız vardı. Bunlar halka şekilli ise labrum, diz şekilli ise discus articularis, C harfi şeklinde ise de menisküs articularis ismini alıyordu. Bu menisküslerden dış taraftakine fibula bu tarafta, dolayısıyla bu taraf dış taraf. Dış taraftakine menisküs lateralis, iç taraftakine menisküs medialis denir. Peki ben burada fibulayı çıkarsaydım iç dış ayrımı yapabilir miydik? Evet, yapabilirdik. Nasıl yapardık? Menisküslere bakarak. Şimdi menisküsler C harfi şeklindeki kıkırdak yapılardır dedik. Bu C harfinin şurada gördüğümüz ağızları var. Yani iki uç arasındaki mesafe. Bu menisküs lateralis'in ağzı menisküs medialis'e göre biraz daha kısadır, kapalıdır. Yani ne demek istiyorum? Şuradaki iki uç arasındaki mesafe menisküs lateralis'te menisküs medialis'e göre daha kısadır, daha azdır. Dolayısıyla buna bakarak iç dış ayrımı yapabiliriz. Bir başka yöntem, bu menisküsler kondiller üzerine oturur dedik ve bu kondiller üzerinde kapladıkları yer var. Şimdi menisküs lateralis bu kadar yer kaplamış, menisküs medialis bu kadar yer kaplamış ve menisküs lateralis şu kadarlık bir kısmı örtmemiş. Menisküs medialis de bu kadarlık bir kısmı örtmemiş. Dolayısıyla ben şunu diyebilirim. Kondil üzerinde menisküs lateralis, menisküs medialis oranında daha fazla yer kaplar. Şu kadarcık bir kısmı örtmemişken diğeri şu kadarlık bir kısmı örtmemiş. Bir başka yöntem ise bu medial menisküse odaklandığımızda medial menisküsün arka bölümü, şurada gördüğümüz arka bölüm ön bölümüne göre biraz daha geniştir. Bu yöntemle hem ön arka ayrımını hem de iç dış ayrımını yapabiliriz. Bunlar yön tayinleri önemlidir. Dersin ilerleyen kısımlarında bunları kullanacağız bolca. Onun için hangi taraf iç taraf, hangi taraf dış taraf, hangi taraf ön taraf, hangi taraf arka taraf, bunları nasıl ayırt edeceğimizi öğrenmenizi istiyorum. Bunlar önemli. Diz ekleminin grubuna baktığımızda artikülasyon bikondilaris grubundandır. Ancak bu artikülasyon bikondilaris grubu eklem diğer artikülasyon bikondilaris grubu eklemlerden biraz farklıdır. Diz ekleminde bulunan bu eklem grubu biraz farklıdır diğer artikülasyon bikondilaris grubu eklemlerden. Şimdi diğer artikülasyon bikondilaris eklemlerinde iki kondil iki farklı eklem kapsülü içerisindeyken burada tek eklem kapsülü içerisinde bulunuyor bu iki kondil. Şurada gördüğümüz iki kondil tek eklem kapsülü içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla bu farklılık diğer eklemlerden ayıracaktır. Ve bu farklılık diğer artikülasyon bikondilaris grubu eklemlerin hareketinden de ayıracaktır bunu. Bu diz ekleminin hareketi Ginglimus grubuna benziyor biraz. Ancak tam Ginglimus grubu diyemeyiz. Hemen Ginglimus grubunu hatırlayalım. Ginglimus grubunda transvers bir eksen vardı ve bu transvers eksende fleksiyon, ekstansiyon hareketleri yapılıyordu. Aynı şey diz eklemi için de geçerli. Transvers eksene sahip ve bu transvers eksen etrafında fleksiyon, ekstansiyon hareketleri yapılıyor. Ancak burası önemli. Bu eklemde bu transvers eksene ek olarak çok az bir rotasyon hareketi de görülüyor. Tekrarlıyorum. Bu eklemde transvers eksen etrafında yapılan fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerine ek olarak çok az bir rotasyon hareketi de görülüyor. Bunun nedeni de biraz sonra bahsederiz. Aslında bahsettik de iki kondilin tek eklem kapsülü içerisinde bulunmasından kaynaklanıyor aslında. Dolayısıyla şunu diyelim, Ginglimus grubuna her ne kadar diğer kaynaklar benzeseler de Ginglimus grubundan ayrılan özellikleri vardır. Yine eklem yüzü bakımından, hareket bakımından. Dolayısıyla tam Ginglimus grubu denilemez. Ben zaten artikülasyon bikondilaris grubu denilmesi taraftarıyım. Bu slaytı hatırlarsanız artikülasyon bikondilaris anlatırken diz eklemini örnek göstermiştik ve bu diz ekleminin transvers ekseni vardı. Bu eklem eksen etrafında fleksiyon, ekstansiyon hareketleri yapılıyordu şuradaki GIF'te olduğu gibi ve köşeye çok küçük bir not sıkıştırmıştım. Bu eklemde çok az bir rotasyon hareketi ne yapıyor? Görülüyordu. İşte bu çok az rotasyon hareketinin görülmesinin sebebi konveks eklem yüzünün iki kondil bulundurması ve bu iki kondilin tek eklem kapsülü içerisinde yer almasından kaynaklanıyor. Yine bu eklemde rotasyon hareketi de görülür dedik. Ayırıcı bir özelliğiydi bu. Ancak buradaki rotasyon her hareket yani her pozisyonda görülmüyor. Özel pozisyonlarda görülüyor. Bunu dersin ilerleyen kısımlarında detaylı olarak anlatacağız. Onun için burayı geçiyorum şimdilik. Dersin başında da dedik bu eklem çok karmaşık bir eklemdi yapı itibariyle. Dolayısıyla çok çeşitli bağları vardır. Bu bağları kolay öğrenmek istiyorsanız gruplandırmanızı tavsiye ediyorum. Yani ligamentum patella deyince dış bağ olduğunu bilmeniz gerekiyor. Veya ligamentum cruciatum anterius deyince iç bağ olduğunu bilmeniz gerekiyor ki kolay öğrenesiniz. İsterseniz bu bağlara genel bir giriş yapalım. Sonra detaylı olarak anlatacağız zaten. Bu eklem sinovial bir eklemdir. Dolayısıyla eklem kapsülü vardır. Ve bu eklem kapsülü, kapsüla artikülaris iki tabakalıdır. Membrana fibrosadan ve şurada pembe olarak gördüğümüz yapı ise membrana sinovialis'tir. Membrana sinovialis'ten oluşuyor eklem kapsülü. Membrana fibrosa veya biraz sonra bahsedeyim. Şimdi dış bağlarına baktığımızda İlk önce şundan bahsedelim. Bu dış bağ, iç bağ nedir? Dış bağ eklem kapsülünün dışarısında yer alan, iç bağ ise eklem kapsülünün içerisinde yer alan bağlardır. Dış bağlara baktığımızda ligamentum patella. Şimdi bu ligamenti uyluğun ön yüzünde bulunan musculus quadriceps femoris'in kirişi patellanın ön yüzünden geçtikten sonra apex patella ile tuberositas tibii arasında kalan parçasına biz ligamentum patella diyoruz. Şurada gördüğünüz ligament. Bu patellanın yan taraflarında musculus vastus lateralis ve medialis tarafından oluşturulan bağlar var. Biz bu bağlara retinaculum patella iç taraftakine mediale, dış taraftakine retinaculum patella laterali diyeceğiz. Yine eklem kapsülünün arka tarafında bulunan bağlar var. Bu bağlar eklem kapsülüne kaynaşmış vaziyette olup işte ligamentum popliteum obliquum olarak isimlendireceğiz birini. Popliteum diz arkası demek. Oblikum da oblik yani eğik demek. Bu ligament dizin arkasında ve eğik olarak seyri itibariyle eğik olduğu için bu isim verilmiştir. Bu ligamentum popliteum oblikum biraz önce dediğim eklem kapsülüne kaynaşmış vaziyettedir. Aslında kapsüler bağ olarak da nitelendirebiliriz. Bu bağ tibianın iç kondili ile femurun dış kondili arasında uzanacaktır. Ligamentum popliteum arcuatum'a baktığımızda bu Y harfi şeklinde bir bağdır. Y harfi şeklinde bir bağdır. Yine bu kaput fibuladan başlayacak, eklem kapsülüne dağılarak sonlanacaktır. Biz bu eklemde dış yan bağları da ligamentum kollateraleleri de görüyoruz. Bu ligamentum kollaterale iç taraftakine tibiale diyeceğiz. Dış taraftakine laterale diyeceğiz. Fibulare diyeceğiz, özür dilerim. Bu ligamentum kollaterale fibulare'nin eklem kapsülüyle herhangi bir bağlantısı yoktur. Ligamentum collaterale tibiale ise eklem kapsülüne kaynaşmış vaziyettedir ve şurada membrana fibrosa'yı görüyoruz. Bu membrana fibrosa yapısına ligamentum collaterale tibiale'yi katarak, özür dilerim, tekrarlıyorum. Bu membrana fibrosa ligamentum collaterale tibiale'yi yapısına katarak kalınlaşıyor ve bu kalınlaşan kısım medial meniskusa tutunuyor. Medial meniskusa tutunan bu kısma biz ligamentum coronarium ismini veriyoruz. Bu ligamentum coronarium'dan dolayı da medial meniskusun hareketleri sınırlanmıştır. Yine bu iki ligamentum collaterale dizin ekstansiyon hareketlerini sınırlar. Bunları dersin ilerleyen kısımlarında detaylı olarak anlatacağız. İç bağlarına baktığımızda ligamentum cruciatum genus dediğimiz çapraz bağlar vardır. Bu çapraz bağlar tibiada tutundukları yere göre isimlendiriliyor. Yani araya interkondilaris anteriora tutunan ligamentum cruciatum anteriusken şuradaki bağ, araya interkondilaris posteriora tutunan bağ ise ligamentum cruciatum posterius'tur. Cruciatum çapraz demek, özür dilerim. Bu bağlar birbirlerini çaprazladıkları için ligamentum cruciatum ismi verilmiş. İşte öndekine anterius, arkadakine posterius denilmiş. Tekrarlıyorum. Buradaki ön arka ayrımını tibiada tutundukları yere göre yaptık. Yine bu eklemde C harfi şeklinde kıkırdak yapılar bulunur dedik. Bunlardan dış taraftakine meniskus lateralis, iç taraftakine meniskus medialis dedik. Lateral ve medial meniskusu nasıl ayrıt edeceğimizden bahsettik. Bu meniskusların ön uçlarını birbirine bağlayan bir ligament vardır. Bu ligamenta ligamentum transversum genus denir. Yine meniskus lateralis'in arka ucundan başlayan ve ligamentum cruciatum posterius'un ön ve arkasında seyreden ligamentlerimiz vardır. Biz bu ligamentlere ligamentum meniskofemoral diyoruz. Buradaki anterius ve posterius'u neye göre isimlendiriyoruz? Biraz önce de dedim aslında. Ligamentum cruciatum posterius'un arkasında seyretmişse şurada olduğu gibi biz bu bağa ligamentum meniskofemorale posterius diyoruz. Eğer ligamentum cruciatum posterius'un önünde seyretmişse de ligamentum meniskofemorale anterius ismi veriliyor. İsterseniz bu bağlara detaylı olarak bakalım. Şimdi kapsüle articularis iki tabakalıdır. Şurada kırmızı pembe olarak gördüğümüz kısım membrana sinovialis. Şurada da membrana fibrosa var. Burada membrana fibrosa'nın kırmızı, yani tutunduğu yerler kırmızı hatlarla gösterilmiştir. Ne diyebiliriz? Femurun eklem kıkırdağının kenarlarıyla tibianın üst çevresi arasında tutunan bir yapıdır bu membrana fibrosa. Ve bu membrana fibrosa iç tarafta yapısına ligamentum collaterale tibiale'yi katarak kalınlaşıyordu. Bu kalınlaşan kısım medial meniskusa tutunuyordu ve bu medial meniskusa tutunan kısma da ligamentum coronarium ismini vermiştik. Bu ligamentum coronarium'dan dolayı medial meniskusun hareketleri sınırlanmıştı. Yine burada şundan da bahsedebiliriz. Şu gördüğümüz pembe yapı membrana sinovialis. Şurada ligamentum patella var. Bu ligamentum patella ile membrana sinovialis arasındaki boşluğu bir yağ kitlesi dolduracaktır. Bu yağ kitlesini şurada sarı olarak görüyoruz. Corpus adiposum infra patellare denir. Corpus gövde, adiposum yağ dokusu demek, infra da alt demek. Patellanın aşağısındaki yağ gövdesi anlamında bu isim verilmiş. Yine şurada ligamentum patella var. Şurada membrana sinovialis var. İkisi arasındaki boşluğu dolduran patellanın aşağısında bulunan yağ kitlesidir. Corpus adiposum infra patellare. Yine bunu detaylı olarak anlatacağız. Şimdi şurada mavi olarak gördüğümüz kısım membrana sinovialis'tir. İlk önce şundan bahsedelim. Uylun ön yüzünde bulunan musculus quadriceps femoris'in kirişi patellanın ön yüzünden geçtikten sonra apex patella ile tuberositas tibii arasında kalan parçasına ligamentum patella demiştik. İşte bu musculus quadriceps femoris'in kirişiyle femur arasında membrana sinovialis bir uzantı gönderecektir. Uzantıdan kastımız içi su dolu yastık, su minderi gönderecektir sinovial kese. İşte bu su minderine biz bursa suprapatellaris diyeceğiz. Patellanın suprası yani üstündeki anlamında. Patella burada, patellanın üstünde bulunan bu bursaya, su yastığına, su minderine, içi su dolu sinovial kese, artık ismine ne derseniz, bursa suprapatellaris diyoruz. Bunun önemli fonksiyonu var. Şimdi diz eklemini anlatırken diz ekleminde bulunan çeşitli bursalardan bahsedeceğiz. Ancak ben onları sadece kulak aşinalı olsun diye vereceğim. Ancak bu bursayı bilmenizi istiyorum. Çünkü bunun önemli fonksiyonları var. Fonksiyonları nedir? Şimdi ilk önce bu bursa olmasaydı, biz dize ekstansiyon yaptığımızda bu membrana sinovialis iki kemik arasında sıkışabilirdi. İşte bu sıkışmayı önleyen yapı bu bursa suprapatellaris'tir. Peki bunu nasıl önlüyor? Şimdi biz dize ekstansiyon yaptığımızda ilk önce şundan da bahsedeyim. Bu bursanın üst ucuna, şurada gördüğümüz üst ucuna bir kas yapışacaktır. Musculus articularis genus isimli bir kas yapışacak. Biz dize ekstansiyon yaptığımızda bu kas kasılacak ve membrana sinovialis'in yukarı doğru çekecektir. Nasıl çekiyor? Bu bursanın üst ucuna tutunduğu için bursayı yukarı çekecek. Dolayısıyla membrana sinovialis de yukarı çekilecek. Böylelikle membrana sinovialis'in iki kemik arasında sıkışması önlenecektir. Yine burada corpus adipozum infrapatellare'den bahsetmiştik. Bu ligamentum patella ile membrana sinovialis arasında patellanın aşağısında bulunan yağ kitlesiydi corpus adipozum infrapatellare. Bu corpus adipozum infrapatellare'yi örten membrana sinovialis iç ve dış kenarda, yine patellanın aşağısında bulunacak, iç ve dış kenarda birbiri üzerine katlanarak, kendi üzerine katlanarak bir plika oluşturacaktır. Bunlar kanat şekilli plikalar. Biz bu plikalara plika alaris diyeceğiz. Bu plika alarisler birleşecek ve tek bir plikayı oluşturacaktır. Tek bir yapıyı oluşturacaktır. Bu plikaya ise plika sinovialis infrapatellaris diyeceğiz. Burayı tekrarlıyorum. Biraz önce bahsettiğim corpus adipozum infrapatellare'nin üstünü örten membrana sinovialis kendi üzerinde katlanarak eklem içerisine doğru kanat şekilli katlantılar gönderecektir. Biz bu kanat şekilli katlantılara plika alaris diyoruz. Ala kanat demek, plika katlantı demek zaten. Plika alaris. Bu iki plika alaris birleşecek ve tek bir yapıyı oluşturacaktır. Tek bir uzantıyı oluşturacaktır. Bu uzantıya ise plika sinovialis infrapatellaris ismi verilir. Gerek bu plika alaris, gerek corpus adipozum infrapatellare, plika alaris, plika sinovialis infrapatellaris, gerekirse meniskuslar bu femur ve tibia arasındaki boşlukları doldurarak hareketin daha düzgün ve daha ahenkli olmasını sağlayacaklardır. Diz eklemini için konuşuyoruz. Yine membrana sinovialis bu meniskusların alt ve üst yüzlerini örtmez. Şimdi ligamentum patella'ya baktığımızda bunu musculus quadriceps femoris'in kirişi patellanın ön yüzünden geçtikten sonra şurada gördüğümüz apex patella ile tuberositas tibia arasında kalan parçası oluşturuyor. Ligamentum patella önemli fonksiyonları var. Yine patellanın yan taraflarında musculus vastus lateralis ve medialis'in kirişleri tarafından oluşturulan bağlar var. Biz bu bağlara retinaculum patella diyeceğiz. İç taraftakine retinaculum patella mediale, dış taraftakine retinaculum patella laterale diyeceğiz. Gerek bu retinaculum patellalar, gerek bu ligamentum patella eklem kapsülünü destekleyecektir. Ancak bu ligamentum patella ile bu retinaculum patellalar arasında zayıf sahalar var. Şurada gördüğümüz zayıf sahalar. Hatta burada corpus adipozum infrapatellareler ne yapmış? Gözükmüş. İşte bu zayıf sahalar canlıda biz ekstansiyon yaptırdığımızda diz eklemini çukur şeklinde gözükecektir. Çukur şeklinde gözükmesinin nedeni nedir dersen, biliyorsunuz eklemlere giriş videosunda da anlattık. Eklem kapsülünün içi negatif hava basıncına sahipti. Yani subatmosferikti. Başka bir deyişle vakumlama etkisine sahipti. İşte bu vakumlama etkisinden dolayı bu zayıf sahalar, şurada gördüğümüz zayıf sahalar çukur şeklinde gözükecektir. Ve bu da bizim için önemli. Niçin önemli? Eğer diz yaralanmaları gibi herhangi bir nedenden dolayı Bu eklem içi basınç artacak olursa bu çukurlar kaybolur. Yani subatmosferik basınç kaybolursa bu çukurlar kaybolur ve bu da bizim için klinikte bu eklemin durumu hakkında önemli, yani bilgi edinmek için önemli bir yöntemdir, bulgudur. Ligamentum popliteum obliquum'a baktığımızda bu eklem kapsülünün arka tarafında bulunan eklem kapsülüne kaynaşmış bir bağımızdır. Bu bağ tibianın iç kondili ile, şurada tibianın iç kondili ile femurun dış kondili arasında uzanan eğik bir bağdır. Zaten obliquum oblik demek, eğik demek. Popliteum da diz arkası demek. Dizin arkasında bulunduğu için ligamentum popliteum obliquum ismi verilmiş. Bu ligamentum popliteum obliquum'un yüzeyel bölümünü uyluğun arka yüzünde bulunan hamstring kaslarından biri olan musculus semimembranosus ne yapar? Oluşturur. Yine şurada gördüğümüz ligament ligamentum popliteum obliquum. Yine şurada ligamentum popliteum obliquum'u görüyoruz. Bir diğer ligamentimiz de ligamentum popliteum arcuatum'dur. Yine bu da eklem kapsülüne kaynaşmış vaziyettedir belli bir kısmı ve Y harfi şeklinde bir bağdır. Bu Y harfinin bir ucu kaput fibuladan başlar. Bir ucu, daha doğrusu başlamaktan ziyade tutunur dersek daha doğru olur. Çünkü ligamentler başlamaz veya sonlanmaz, tutunur. İşte bu Y harfinin bir ucu kaput fibulaya tutunur, bir ucu epikondylus lateralis'e tutunur, bir ucu da eklem kapsülüne dağılır. Şurada gördüğümüz Y harfi şeklinde bağdır. Ligamentum popliteum arcuatum. Yine şurada Y harfi şeklinde bir bağ görülüyor. Bir ucu kaput fibulaya, bir ucu epikondylus lateralis'e, femurun epikondylus lateralis'e, bir ucu da eklem kapsülüne tutunmuş vaziyettedir. Şimdi ligamentum collaterale tibialelerden bahsedeceğiz. Daha doğrusu tibialeden bahsedeceğiz. Birden fazla değil, bir tane bulunuyor zaten. Bu bağ dış yan bağdır. Bu bağ şurada gördüğümüz femurun epikondylus medialis ile tibianın epikondylus medialis arasında uzanan kısımdır ve eklem kapsülüne kaynaşmış vaziyettedir. Aslında dersin başında da bahsettik. Geriye gelirsek şurada ligamentum collaterale tibiale var. Bu eklem kapsülüne kaynaşmış ve kalınlaşmıştı. Bu kalınlaşan kısım medial meniskusa tutunmuştu. Medial meniskusa tutunan bu kısma ligamentum coronarium diyorduk. Bu ligamentum coronarium'dan dolayı da medial meniskusun hareketleri sınırlandırılmıştı. Şurada da yine görüyoruz medial meniskusa tutunmuş ve bunun fonksiyonu dizin aşırı ekstansiyonunu sınırlamaktır. Yine ligamentum collaterale fibularia'ya baktığımızda bu da femurun epikondylus lateralis ile kaput fibula arasında uzanan bir ligamenttir. Bunun da fonksiyonu yine dizin aşırı ekstansiyonu sınırlamak olup bu eklem kapsülüyle bir bağlantısı yoktur. O zaman ligamentum collaterale fibulare ve tibialenin ortak özelliği dizin aşırı ekstansiyonunu sınırlamakken birbirinden ayrılan özellikleri ligamentum collaterale tibiale eklem kapsülüyle kaynaşmış vaziyetteyken ligamentum collaterale fibulare'nin eklem kapsülüyle bir bağlantısı yoktur. Buraya kadar anlattığım bağlar dış bağlardı veya kapsüler bağlardı bir kısmı. Buradan sonra anlatacağım bağlar da iç bağlar. Şimdi ilk başta ligamentum cruciatum genus'a bakalım. Bu bağlar birbirlerini çaprazladıkları için bu isim verilmiştir ve bunlar tibiada tutundukları yere göre isimlendiriliyor. Eğer araya intercondylaris anterior'a tutunmuşsa ligamentum cruciatum anterius ismi veriliyor. Eğer araya intercondylaris posterior'a tutunmuşsa da ligamentum cruciatum posterius ismi veriliyor. Şimdi bunların detaylı olarak nereden nereye tutunduğuna geçmeden önce biraz şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi şurada femurun alt ucu var. Şurada condylus lateralis var. Lateral bu taraf. Fibuladan dolayı lateral bu taraf. Burada medial taraf, yani iç taraf. Şurada da o zaman iç kondil var. Yani condylus medialis, condylus lateralis. Bu dış kondilin dış yüzüdür şu kısım. Dış kondilin iç yüzüdür. Şu iç kondilin dış yüzüdür. Çünkü dış taraf bu taraftı. İç kondilin iç yüzüdür. İç taraf bu tarafta. İç kondilin iç yüzü, iç kondilin dış yüzü, dış kondilin iç yüzü, dış kondilin dış yüzü. Şimdi bu kavramlara hakim olmanızı tavsiye ediyorum. Biraz sonra anlatacağız. İlk önce ligamentum cruciatum anterius'a baktığımızda biraz önce de bahsettim aslında. Araya intercondylaris anterior'la femurun dış kondilinin iç yüzüne tutunur. Tekrarlıyorum. Femurun dış kondilinin iç yüzüne tutunur. Ama siz direkt femurun dış kondiline tutunur olarak bilirseniz yeterli olur. Ama ilk başta nereden nereye tutunduğunu bilirseniz biraz sonra fonksiyonlarını anlatacağım. Onu da rahat edersiniz. Onun için ilk başta detaylı olarak öğrenin. Ama sonra direkt dış kondiline tutunur derseniz yeterli olur. Yine şurada gördüğünüz ligament, ligamentum cruciatum anterius'tur. Bunun fonksiyonu nedir peki? Yine şurada gördüğümüz ligament, lazer gelirse evet, ligamentum cruciatum anterius'tur. Bunun fonksiyonu femur sabitken, femur şimdi yani sabitten kastım sanki çivilemişsiniz, hareket kabiliyeti yok. Femur sabitken tibianın öne doğru gitmesini engelliyor. Tibia sabitken femurun arkaya gitmesini engelliyor. Tekrarlıyorum. Femur sabitken tibianın öne, tibia sabitken femurun arkaya gitmesini engelliyor. Bunlar önemli fonksiyonları. Bunlara hakim olmanızı tavsiye ediyorum. Biraz sonra animasyonlar var. Onlar üzerinde göstereceğiz. Ligamentum cruciatum posterius'a baktığımızda area intercondylaris posterior'la femurun iç kondilinin dış yüzü arasında uzanan ligamenttir. Ligamentum cruciatum posterius. Yine şurada gördüğümüz ligament. Ligamentum cruciatum posterius. Yine arka tarafta bulunan ligament. Bunun fonksiyonu da ligamentum cruciatum anterius'un tam tersi. Femur sabitken tibianın arkaya gitmesini, tibia sabitken femurun öne gitmesini engelliyor. Tekrarlıyorum. Tibia sabitken femurun öne, femur sabitken tibianın arkaya gitmesini engelliyor. Şimdi animasyon var. Bunu elimden geldiğince iyi hazırlamaya çalıştım. Şimdi şuradaki femur olsun. Şurada tibia olsun. Şuradaki plan tibia, şurada da femur olsun. Kendimize göre bir yön belirleyelim. Bu taraf ön olsun, bu taraf arka olsun. Bura arka, bura ön. O zaman şu ligamentum cruciatum anterius oluyor. Şu yeşil renkli ligament de ligamentum cruciatum posterius oluyor. Şimdi buradaki femur öne doğru hareket etsin. Öne doğru hareket ederken yani tibia sabit, femur öne doğru hareket ediyor. Bu hareketi kim sınırlıyor? Biraz önce bahsettiğim femurun öne doğru gitmesini sınırlayan ligamentum cruciatum posterius'tu. O zaman ben şu animasyonda şunu bekleyeceğim. Şu ligamentum cruciatum anterius'un boyu nispeten sabit. Ancak ligamentum cruciatum posterius'un boyu uzayacak, gerilecek ve belli bir yerden sonra hareketi sınırlayacaktır. Şimdi ilk başta kırmızı ligamenta odaklanmanızı istiyorum. Burada boy ne yapmış? Hemen hemen sabit kalmış. Ancak yeşil ligamente baktığımızda boyu uzuyor ve belli bir yerden sonra artık gerilmeyi bırakarak hareketi sınırlıyor. Bu ligamentum cruciatum posterius'un fonksiyonudu. Bu sefer bura arka olsun, bura ön olsun. O zaman bu ligamentum cruciatum posterius oluyor. Bu da ligamentum cruciatum anterius oluyor. Ligamentum cruciatum anterius ne yapar? Femurun arkaya gitmesini engeller. Şimdi arkaya doğru hareket ediyor. Ne yapıyor? Yine femurun arkaya doğru hareketini engelliyor. Boyu uzuyor, geriliyor ve belli bir yerden sonra hareketi sınırlıyor. Şimdi bu meniskuslardan bahsettik. Kondiller üzerinde bulunan C harfi şeklinde veya yarım ay şeklindeki kıkırdak yapılardı. Meniskus lateralis ve meniskus medialis vardı. Buradaki hangisi lateral, hangisi medial diye sorsam bu meniskus medialis dersiniz, bu meniskus lateralis dersiniz. Nasıl ayrıt ettik? Kondil üzerinde kapladıkları yer vardı. Yine meniskus lateralis'in iki uç arasındaki mesafesi daha kısaydı. Yine meniskus medialis'in arka bölümü ön bölümüne göre biraz daha genişti. Bunlar ayrıt edici özelliklerdi veya yön tayini etmemize yarayan yöntemlerdi. Bu iki meniskusun ön uçlarını bağlayan ligamente biz ligamentum transversum genus ismini veriyoruz. Burada meniskus lateralis var. Bunlardan çok zaten detaylı olarak bahsettik. Şimdi şuna bakalım. Bu ligamentum collaterale tibiale fibroz kapsüle ne yapmıştır? Kaynaşmış vaziyettedir ve bu kısımda kalınlaşmıştır. Aslında bundan da detaylı olarak bahsettik. Bu kalınlaşan kısım medial meniskusa tutunmuştu. Bu tutunan kısma ligamentum coronarium demiştik. Ligamentum coronarium'dan dolayı medial meniskusun hareketleri sınırlanmıştı. Yine biraz geriye dönersek bu meniskus lateralis'in arka ucundan başlayan iki tane ligamentimiz vardı. Biz bu ligamentlere ligamentum meniskofemorale demiştik. Bu ligamentler anterius ve posterius olarak iki taneydi. Anterius ve posterius'unu neye göre diyorduk? Ligamentum cruciatum posterius'un önünde mi seyrediyor, arkasında mı seyrediyor? Eğer şurada olduğu gibi önünde seyrediyorsa ligamentum meniskofemorale anterius deniyor. Arkasında seyrediyorsa da ligamentum meniskofemorale posterius ismi veriliyor. Şurada ligamentum cruciatum posterius var. Şurada ligamentum meniskofemorale posterius var. Şurada da ligamentum meniskofemorale anterius var. Ancak burada şunu belirteyim. Bu ligamentum meniskofemorale anterius'u her kaynak göstermiyor. Bunlardan bahsettik. Şimdi dersin başında da dedik. Bu eklemde çıkıklardan ziyade yaralanmalar çok fazladır ve yaralanmalarda en sık hasar alan 3 tane bağımız var. Bunlara biz anapi triad diyoruz. Mutsuz üçlü anlamında. Bunlar kimler? Ligamentum cruciatum anterius. Şurada gördüğümüz ligamentum collaterale tibiale ve medial meniskustur. Zaten ligamentum collaterale tibiale kime tutunuyordu? Medial meniskusa. Bunda hasar varsa bunda da oluşuyor dolayısıyla. İşte bu 3 bağ, tekrarlıyorum. Ligamentum cruciatum anterius, ligamentum collaterale tibiale, medial meniskus. Diz yaralanmalarında en çok hasar alan 3 bağdır. Ligamentum transversum genus'tan bahsettik. Bu meniskusların ön uçlarını birbirine bağlayan bağ idi ligamentum transversum genus. Yine diz ekleminin etrafında bulunan bursalar var. Bursadan kastımız su minderleri, içi su dolu yastıklar veya sinovyal keseler, olarak yani çeşitli şeylerle tarif edebiliriz. İşte biz bu su minderlerine bursa diyoruz. Bu bursalardan bir tanesi önemliydi. Hangisi? Bursa suprapatellaris önemliydi. Bunun dışındakiler kulak aşinalı olsun diye vereceğim. İsterseniz bir tanesinin konumunu bulalım. Diğerlerini siz bulmaya çalışınız. Şimdi bursa subkutene prepatellaris. Pre öncül demek. Patellanın önündeki prepatellaris. Kutena deri demek, subda altı. Yani derinin altında patellanın önünde. Zaten patella şurada. Patellanın önünde deyince hemen çıktı. Prepatellaris. Ancak detaylı olarak belirtiyorum konumunu. Bursa, subkutena, prepatellaris. Yani deri ile patella arasında bulunan bursa. İsterseniz şunlara da bakalım. Bursa, subkutena, infrapatellaris. Şimdi derinin altında bulunacakmış. Onda hemfikiriz. Ve infrapatellaris. Patellanın da aşağısında. Şimdi patellanın aşağısında iki tane neyimiz var? Bursamız var. Bu görsel için konuşuyorum. Ancak bu ikisinden birisini daha belirtmem lazım. Yani bir özellik daha belirtmem lazım. Derinin de altında. 2 numaralı. O zaman ligamentum patella ile deri arasında bulunan nedir? Bursadır. Bursa subkutene infrapatellaris. Bursa infrapatellaris profunda yine patellanın aşağısında bulunacakmış. Patellanın aşağısında 2 tane ihtimal vardı. Bir tanesini zaten anlattık. O zaman bu kalıyor. Ama detaylı olarak isimlendiriyorum. Profunda. Yani derinde. O zaman şunun daha da derininde bulunuyor o zaman. Bunu anlıyorum. Bursa infrapatellaris profunda. İşte bu bursalar bu bulundukları konuma göre isimlendiriliyor. Çok zor bir şey değil. Yine bursa suprapatellaris'ten bahsetmiştik detaylı olarak. Çeşitli bursalar var. İşte ön tarafında bulunan, dış tarafında, iç tarafında bulunan bursalar var. Bir de şundan bahsedelim. Şimdi pesanserinus dediğimiz 3 tane kasın kirişinin oluşturduğu bir yapı var. Bu kaslara baktığımızda muscus semitendinosus, muscus gracilis ve muscus sartorius. Bunu kas komitesinde detaylı olarak alacaksınız. Ancak sadece şunu bilin. Bu iç tarafta bacağın iç tarafında pesanserinus denilen bir yapı var. Pes ayak demek, anserinus kaz demek. Buradaki yapı kaz ayağına benzediği için bu isim verilmiştir. Bu pes anserinus ile ligamentum collaterale tibiale arasında bir bursa vardır. Bu bursa ya da bursa anserina ismi verilir. Bunlardan bahsettik. Şimdi bu eklemin hareketlerine baktığımızda transvers eksene sahiptir dedik ve bu transvers eksen etrafında fleksiyon, ekstansiyon hareketleri yapılıyordu. Aynı zamanda özel bir pozisyonda da rotasyon hareketlerini burada görebiliyorduk. Çok az bir rotasyon hareketi de vardı. Ancak tekrarlıyorum, özel pozisyonlarda, her pozisyonda değil, bazı pozisyonlarda bu rotasyon hareketlerini gözlemleyebiliriz. Diz kilitlenmesi dediğimiz olay var. Femur ve tibia arasındaki açının 180 derece olduğu, aslında anatomik pozisyonda dizimiz kilitlenmiş vaziyettedir. İşte femur ve tibia arasındaki açının 180 derece olduğu, tüm bağların gerili ve meniskusların sıkışmış olduğu duruma biz dizin kilitlenmesi diyoruz. Dizde rotasyonu özel pozisyonlarda yapılır dedik. Bu pozisyonlara baktığımızda ilki istemsizce yapılır. Ekstansiyonun sonunda fleksiyonun başlangıcında yapılan zorunlu bir harekettir. Yani şu harekete geçmeden önce dizimiz şu pozisyonda, şu harekete gelmeden hemen önce yaptığımız bir rotasyon vardır. Veya şu hareketin başlangıcı olan şu konumdayken şu şekilde şu hareketi yapmaya çalıştığımız, fleksiyon hareketini yapmaya çalıştığımız kısımda, başlangıç kısmında istemsizce bir rotasyon hareketi yapılır. Bir diğeri ise istemli olarak yapabildiğimiz rotasyon hareketidir. Bunu nasıl yaparız? Dizimize fleksiyon yaptırırız. Şu görsellerde olduğu gibi iç ve dış rotasyon yapabiliriz. Bunu isteğimizle yapabiliriz ama bu fleksiyonun başlangıcı ile ekstansiyonun bitişinde isteğimiz dışında olur. Dedikten sonra dersi bitirdik. Uzun bir dersti, yorucuydu. Ara sıra dilim sürçtü. Kusura bakmayınız bunun için. Hatalarım olduysa affola. Diyerek dersi bitirelim. Bunlar kullandığım kaynaklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.